Türknet'ten Giga fırsat. Taahhüt yok, kota yok. Herkes 1000 megabite varan Giga hızla interneti keşfetsin diye Türknet Giga Fiber yeni abonelikler. Sınırlı bir süre için ilk 6 ay 249.90 TL yerine sadece 179.90 TL. Tek yapmanız gereken video açıklamasındaki linki tıklayıp adresinizde altyapı hızınızı sorgulamak. Aboneliğiniz boyunca 1700 TL değerindeki modem de kampanyaya dahil. Linke tıkla, Türknet'le Giga Fiber'i hemen keşfet. Voley Plus'tan herkese selamlar. Veri Tabanı programının yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadiş'i konuşacağız. Fenerbahçe sürpriz bir şekilde hızlıca Tadiş transferini bitirdi ve yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. Tabii ki Tadiş'in gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin kadrosu güçlendi ama aynı zamanda şu konuşmalar da biraz tatlı sorun olarak başladı. Tadiç nerede kullanılacak? Zaha transfer edilirse Tadiç'in pozisyonu neresi olacak? Nerede verim alınabilir? Çeşitli artık böyle fikir üretmeleri de başladı. Bundan bahsedeceğiz. Bir diğer yandan Tadiç'in geçen sezon Hollanda Ligi'nde neler yaptığından bahsedeceğiz. Öne çıkan istatistiklerinden bahsedeceğiz. Öne çıkan istatistiklerinin bize işaret ettiği bazı negatif özellikleri var. Bu negatif özelliklerinden bahsedeceğiz. Ayrıca en iyi anlaştığı santrafor tiplerinden 3 ismi örnek vererek bahsedip kendi ağzından oyuna bakışını ve bu oyuna bakışını saha içerisinde verilerle nasıl desteklediğini size anlatmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden nerede kullanabiliriz sorusuyla başlayalım. Tadiçi nerede kullanabiliriz'i biraz onun ısı haritasına bakarak bulmaya çalışacağız. Ekrana da geliyor şu anda geçen sezonki ısı haritası. Ondan önceki sezonlarda açıkçası bundan çok farklı değil. Genelde ağırlıklı olarak bir sol kenar oyuncusu olarak bilsek de onu. Sağ kenarda da oldukça kırmızı renk olmuş. Bunun yanında ceza alanı içerisi etkinliğini görüyoruz. Sol kenarda ve sağ çizgiden içeriye girişlerini santrafor olarak da gizli ya da açık santrafor olarak da kullandığını kullanıldığını hepimiz izledik zaten. Bu noktada tad için aslında klasik bir sol kanat olmadığını görüyoruz. Birinci madde olarak bunu söyleyelim. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü çizgiyi de kullanmış ama half space dediğimiz ceza alanı içerisine koridordan bir çizgi çektiğimizde belirleyebileceğimiz noktayı da oldukça aktif bir şekilde kırmızı olarak kullanmış. Bunun yanında çok rahat bir şekilde sağ kanatta da kullanıldığını görüyoruz. Sağ kanatta da içeriye doğru devlere, devrilerek oynadığını görüyoruz. Ee, haritayı şöyle okuyalım. Sol kanatta tamamen kırmızı bir blok görüyoruz. Çizgiden penaltı noktasına yaklaşan bölüme kadar blok bir kırmızılık görüyoruz. Sağ kanatta ise tamamen çizgiyi kullanmıyor. Ceza alanı'nın köşesinin hizasına geldikten sonra İçeriye doğru kırmızılık artmaya başlıyor. Çizgiye doğru değil, içeriye doğru. Bu noktada da sağ kenarda oynadığında içeriye devrilen bir kanat olduğunu görüyoruz. Tüm bu haritayı tamamını okuduğumuz zaman da ki geriye doğru yardımlarını ya da oyun kurulumlarını da sarı, bazı bölgelerde kırmızı noktalar şeklinde fark edebiliriz. Haritanın tamamını okuduğumuzda 3 tane şu maddeyi söylememiz gerekiyor. Bir, bu oyuncuya serbestlik tanımanız lazım. Solda ya da sağda kullanırsınız. Nerede kullanırsanız kullanın. Serbestlik vermeniz lazım. Geniş alanda oynaması lazım. İki, bu oyuncuya özgürlük vermeniz lazım. Topla ya da topsuz özgür hareket edebilmesi lazım. Üç, bu oyuncuyu mümkün mertebe kaleye doğru hareket ettirmeniz lazım. Yani oyuncuyu çizgiye basıp orta yaptırmaktansa kaleye yakın half space'i kullandırıp orta ya da pas yaptırmayı ya da direkt şut açısı oluşturabilecek pozisyonları hazırlamanız lazım. Yani kullanılacağı bölge itibariyle Fenerbahçe'de hem sol kenarda hem sağ kenarda söylediğimiz serbestlik, özgürlük ve kaleye yakınlık sağlandığı sürece Tadic'den maksimuma yakın verim almak mümkün. Bunu peki saha içine nasıl yansıtıyor? İstatistiklerde ne durumda? Hollanda ligindeki istatistiklerine baktığımızda ligi kırıp geçtiğini görüyoruz. Çok çok iyi istatistiklere sahip. Akan oyunda en yüksek asist beklentisi üreten oyuncu. Akan oyunda en fazla şans yaratan oyuncu. Gol artı asist beraber baktığımızda ligin en iyisi. Progresif pas almada ligin birinci sırasında ki bunun detayını bir ilerleyen bölümde bir noktada ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağım. Kilit pas sayısında ligin en iyisi. Penaltı noktasına verilen paslarda ligin en iyisi ki bunu da Santrafor tercihiyle beraber okuduğumuzda çok değerli olduğunu anlatmaya çalışacağız biraz sonra. Penaltı noktasına yapılan ortalarda ligin en iyisi. Kenar ortalarında ligin en iyisi. Üçüncü bölgede en çok topla temas eden oyuncu. Yine progresif pasla beraber bunu da okuduğumuzda oyuncunun oyun stilini daha net anlamış oluyoruz. Top taşıyarak kilit pas vermede ligin en iyi üçüncü oyuncusu. Savunmanın arkasındaki boşluğa şeklinde Türkçe'ye çevirebileceğimiz pas vermedi, ligin en iyi üçüncü oyuncusu. Buradaki iki nokta, iki özellik bize iki tane negatif e, özellik tekrar etmiş oluyorum ama buradaki iki nokta bize tad için iki tane negatif özelliğini veriyor. Bu e, savunmanın arkasına, arkasındaki boşluğa pas vermeyi sıkça deniyor ama Santrafor'u ya da oraya koşu yapan oyuncuyla bağlantılı olarak. Offsite'a en çok pas veren oyuncu olmasına da neden oluyor bu. Aynı zamanda oyuncunun mevcut özelliğinde daha çok böyle hani dripling uzun mesafe, hızlı adam eksiltme olmadığı için ama top taşıyarak kilit pas vermeyi de en çok deneyen üçüncü oyuncu olduğu için tackle dediğimiz e, kayarak ya da ayakta ya da ayakla e, hamlelerde en çok top kaybeden oyuncu. Bu ikisi iki özellik de Tadiçe biraz negatif yazıyor. Şimdi en çok anlaştığı santrafor tiplerine bakalım. Burada da e, oyuncunun işte o penaltı noktasına paslar, penaltı noktasına ortalar not e, özelliğinin nasıl işe yarayabileceğini Fenerbahçe'de biraz anlamış olacağız. Oyuncunun kariyeri boyunca en çok gol ürettiği, gol ve asist ürettiği 3 tane santrafor. Birisi birincisi Mitrović, ikincisi Dragan Mirdia Üçüncüsü Luke Kastanyos. Mitrovic ile milli takımda yaptıklarını biliyoruz. Mirayla ilk çıktığı dönemde e, ülkesinde yaptıkları gol asist. Mitrovic ile 18, Mirayla ile 16. Kastanyos da Hollanda'daki ilk sezonunda yani daha doğrusu parladığı sezonunda yaptığı 13 tane gol artı asist. Hepsinin ortak özelliği Fenerbahçe'deki Ceko net bir şekilde uyum sağlıyor. Nedir bu? Target dediğimiz hedef olarak kullanabileceğiniz pas hedefi, orta hedefi, son işi yapacak oyuncu hedefi olarak kullanabileceğiniz santrafor tipi. Yani hedef santrafor, klasik 9 numara özellikle 3 tane oyuncu. Fenerbahçe'de de bunun Avrupa'daki en iyi oyuncularından bir tanesi kadrosunda bulunuyor. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalisti Inter'in target man olarak, hedef oyuncu olarak kullandığı Ceko. Bu açıdan da işte bu penaltı noktasını en çok pas veren, en noktasında en çok orta yapan, en çok kenar ortası yapan, ceza alanı içerisinde daha doğrusu 3. bölgede en çok topla temas eden oyuncu özellikleri Ceko ile birleşince e, kağıt üzerinde en azından çok şey vaat ediyor. Oyuncunun oyuna bakışını da kendi ağzından anlatırken az önce söylediğimiz progresif pas almanın hem ne anlama geldiğini hem de Fenerbahçe'ye nasıl katkı sağlayabileceğini de e, anlayacağız daha iyi. Oyuncu oyuna bakışını şöyle anlatıyor. Bunu İngiltere'deyken söylüyor. En iyi 6 takımdan birinde oynamazsanız oyuna hakim olamazsınız. Bunu biraz şikayet tonuyla söylüyor. Topsuz çok zaman geçiriyorsunuz. Buradan da şunu anlıyoruz. Oyuncu oyuna hakim olmak istiyor ve ayağında bunu topla yapmak istiyor. Ajax için oynamayı seviyorum. Salterton'dan Ajax'a geçtiği dönem. Oynadığımız her takıma karşı üstünlük sağlamaya çalışıyoruz. Yani oyuncu oyuna hükmetmek istiyor. Bunu topla yapmak istiyor. Ve oyuna hükme, hükmederken anladığı şey hücum etmek, oyunun kontrolünü sağlamak. Doğal olarak bu güç özelliğini Fenerbahçe ile birleştirdiğimizde yine mantıklı, makul bir eşleşme, oyuncu takım eşleşmesi sağlanıyor. Çünkü Fenerbahçe'de topa sahip olarak oyuna hükmederek bir hücum yaparak oynamayı hedefleyecek en azından kağıt üzerinde. Şimdi oyuncu progresif pas almada birinci sırada yer alıyor dedik. Yani bu şu üçüncü bölgede ceza alanı çevresinde ya da rakibe artık hücum başlatabileceğiniz hücumun başladığı noktada 3. bölgede pas hedefi, oyun aklı, sağda oynuyorsa içeri devrilen, solda, solda oynuyorsa tüm bloğu kullanarak ama oyun kurucu olarak bunu yapan eski 10 numaraların biraz daha kenarlara konumlanmış halini oynamaya çalışıyor. Doğal olarak progresif pas dediğimizde tam olarak bu anlama geliyor. Üçüncü bölgede topu getirdiğiniz anda ayağına vereceğiniz ve oyun aklını sahaya yansıtacak, oyun kurucu olacak, asist yapacak, asist öncesi pası yapacak, santraforu topla oluşturacak oyuncu olarak konumlanıyor. Bunu kenarlarda yapıyor. Eski on numaralar içeride yapıyordu. Yeni oyun kurucular daha çok kenarlara açılarak yapılıyor. Buna da işte futbolda inverted winger dedikleri, nasıl diyelim bunu, hani içeri doğru devrilen, içeri doğru devrilerek oynayan, içeri doğru yıkılarak oynayan kanat oyuncusu Tadiç de bunu dünyada en iyi yapan, son 10 yılda en azından en iyi yapan 10-15 oyuncudan bir tanesi. Fenerbahçe'de bunu e, İsmail Kartal'ın açıkçası notları arasında olması gereken e, bir özellik nedir bu? Topu 3. bölgeye nasıl taşıyacağınızı organize edeceksiniz. Savunmadan 6'dan 8'den top artık rakip yarı sahaya nasıl geçecek ya da rakip yarı sahadayken baskıyla, ile presle topu nasıl kazanacaksınız? Ondan sonrası biraz topu Ceko'ya vermek, pardon Tadic'e vermek. Tadic'in de Ceko'yla ya da Kent'le ya da gelirse Zaha'yla ya da Smanski ile hücum bölgesindeki uyumuna bağlı olacak. Bu açıdan da Fenerbahçe çok çok değerli bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Oyuncunun genel özellikleri bu şekilde. Hollanda Ligi'nde çok önemli istatistikler yaptı. Sol kanatta da sağ kanatta da çok verimli kullanılabiliyor. Sol kanatta blok halinde kullanılıyor. Sağ kanatta devrilerek oynuyor. Serbestlik, özgürlük ve kaleye yakınlık onun özelliklerini açığa çıkarma noktasında çok önemli. Uyum sağladığı anlaştığı santrafor tipleri daha önceki kariyerinde cekoyla ile bire birebir örtüşen tipler. O yüzden Ceko'nun olması da büyük artı. Oyuna bakışı da rakibe hükmeden, oyuna hükmeden, topu ayağına alarak yapan ve bol bol hücum aksiyonları sergileyen bir bakış açısı. Bu da Fenerbahçe'nin tarzıyla uyum sağlıyor. Bu açıdan Dušan Tadic, Fenerbahçe için neredeyse 10 üzerinden 9 uyumlu bir transfer olarak görünüyor. Ama her şey performansta, her şey saha içine bağlı. Burada da biraz İsmail Kartal ve ekibinin onu hem diğer oyuncularla beraber hem bireysel olarak doğru kullanmasına bağlı. Bundan sonrası performans gösterecek. Voleplast'a, veri tabanında bu bölümde Dusan Tadic konuştuk. Siz de lütfen yorum kısmına oyuncu ile ilgili, özellikleri ile ilgili görüşlerinizi yazın. Kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.